Benim can yol arkadaşlarım, güzel insanlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kadıköy'ün en güzel yerinde sizlerle bir arada olmaktan elbette mutluyum. Böyle baharın geçişinde bazen yağmur, bazen güneş ama İstanbul'un her hali güzel. Hele hele insanıyla çok daha güzel. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün il başkanlığımızın özellikle en güçlü kavram olan vefayı sizlerle beraber paylaşacağı bir ortamdayız. Sandıkta müthiş mücadele verdiniz. Sandıkta gözünüzün nuru gibi bu milletin oy hakkına sahip çıktınız. Sandığa her atılan oyun atıldığı yere gitmesi için üstün bir gayret gösterdiniz. Sizler demokrasinin muhafızısınız. Sizler demokrasinin neferisiniz. Siz İstanbul'da bunu 2019'dan bu yana defalarca yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz. İyi ki varsınız. Hepinizden helallik istiyorum, onu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Sandık başında sandığı terk etmeden son ana kadar durmanın ne kadar asil bir duygu olduğunu biliyorum. Sizleri sandığın başında defalarca ziyaret ettim. Siyasi görevim boyunca bu görevi yapan siz kıymetli insanların o gayretini, o alın terini, o emeğini ne kadar kutsal bir yerde tuttuğumu bilemezsiniz. Ben bu sandık görevlilerimizin gününde senin güzel sesine kurban olurum ben. Tatlı kuzum. Harika çocuklarımız, pırlanta. Ben bu seçim günü, ben yine tabii seçim telaşı koşturuyoruz ve İşte beraber merkezde il başkanımızla sonucu kovalıyoruz. Sonra haliyle çok güzel bir başarı elde ettik. Ve kimsenin kalbini kırmadan yaptık. Onlar bazen kalp kırmaya niyet ettiler. Onu bile, hani futbolda vardır ya, topu göğsümüzde yumuşattık. Onların en sert sözü bile bize değmedi. En kötü sözler bile bize değmedi. Şükürler olsun. Güzel bir gün geçirdik. Güzel bir başarı. Sonra malumunuz il başkanımızla beraber il başkanlığından çıktık. Ve artık İstanbul'un demokrasinin şöleni haline gelen o güzel meydan Saraçhane'ye gittik. Öyle değil mi? Ama ben biliyorum Saraçhane'ye gelemeyen on binlerce insanımız vardı. Onlar kim biliyor musunuz? Sizler, kalbimiz o an sizinle atıyordu. Bir telefonu söyleyeyim. Kız kardeşim beni aradı. Biz iki kardeşiz. Kız kardeşim beni aradı. Mesaj önce attı, sonra aradı. Dedi, abicim gene seninle olamıyorum çünkü sandığın başındayım dedi. Dedim ki senin gibi benim her sandığım başında pırlanta gibi kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım var. Sen de onlardan birisisin. İyi ki varsınız. Evet, bu görevin sizlerin muhafızlığıyla gerçekten adil bir sisteme dönüşeceği ana kadar korumaya devam edeceğiz. İnşallah bu işe gerek kalmaz. İnşallah bu işi layıkıyla yaparız. Dünyada örnekleri var. Ama ne yazık ki Türkiye'de bir söz var, öyle değil mi?
seçim sandıkta kazanılır. Niye? Sandıkta oy çalınır. Sandıkta şu olur, sandıkta bu olur. Trafoya kedi girer, elektrikler kesilir vesaire. Allah aşkına. Biz kaçıncı dünya ülkesiyiz? Ya biz milletçe 200 yıldır demokrasi mücadelesi veriyoruz. Umuyorum bu seçimden sonra böyle bir ihtiyaç duyulmaksızın insanlarımızın bir oyuna bile sıkıntı gelmeyecek teknolojik altyapıyı ve güvenceyi sağlayacağımız adil bir ortamı nasıl yapacağız biliyor musunuz? Gene hep birlikte başaracağız, hep birlikte. Biz başaracağız onu. Biz başaracağız. Bu şehirde üstün gayretlerinizin Türkiye'nin her yerine nasıl yansıdığını gördünüz. Sizlerin o üstün gayreti öyle bir bağırıyor ki çocuklar, ben ne diyeyim onlara. Sesleri çok güzel. Evet evet, pırlanta gördüm onlar orada. Gördüm, güzel kızlarımızı görmez miyim? Hayatımın en güzel enerjisi. Bir tane çok özel bir kızımız da burada var. Kurban olurum, biliyorum, her yere geliyor. İyi ki varsınız. Sen de öyle. İyi ki varsınız. İşte biz bu şehirde yarattığımız, ortaya koyduğumuz o pozitif duygu Türkiye'nin her yerine yayıldı, öyle değil mi? Büyük emeğiniz var. Zannetmeyin alın teriniz sadece İstanbul'da karşılık buldu. Alın teriniz Ardahan'da karşılık buldu. Kırıkkale'de karşılık buldu. Adıyaman'da karşılık buldu. Her yerde karşılık buldu, her yerde. Denizli'de, Manisa'da, her yerde. Onun için sorumluluğumuz büyük. Bu andan itibaren de sizler bize yetkiyi verdiniz. Ben Allah'ın izniyle size mahcup olmayacağım. Çok çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Biz dürüst, ahlaklı, özenli bir şehir yönetimini... Öyle güzel bağırıyor ki benden çok sesi çıkıyor. Sen fıstık. Harikasın. Tamam, kucaklayacağım onların hepsini inşallah. İnşallah bu başarıyla beraber çok güçlü bir belediyecilik dönemini ortaya koyacağız. Çok güçlü. Göreceksiniz daha fazla icraatçı, daha fazla kalkınmacı, daha fazla sosyal destek, daha fazla çocukların yanında, daha fazla kreş, daha fazla kent lokantası. İnsanlarımızın zor günleri bitene kadar hep yanınızda olacağız. Hep yanınızda olacağız. Ve bu belediyeciliği Türkiye'nin her noktasına bir model olarak ulaştırmak adına bütün belediye başkanlarımızla omuz omuz olacağız. Bir kardeş, bir yoldaş, bir yol arkadaşı gibi çalışacağız ve Türkiye Cumhuriyetimizin 102. yüzyılına güçlü bir yerel yönetim kavramıyla gireceğiz. Bu duygularımı ifade ederken, tamam, bir seçim dönemi yaşadık. Çocuğunuza, evladınıza gözünüzün nuru gibi baktığınız o güzel varlığınızın bir parçasıymış gibi oyunuza da sahip çıktınız. Ama ben buradan şöyle söyleyeyim, hatırlatmak zorundayım. Ne yazık ki bir kaza yaşandı ve kazadan sonra Antalya'da Kepez'de belediye başkanımızı içeri alarak yetkilerini aldılar, öyle değil mi? Bunu kabul etmiyoruz. Bu doğru bir yargılama değil. Kepez Belediye Başkanımıza görevini iade edin, yargılaması devam etsin. Ama böyle yok. Böyle yok, suçsuz yere insanları hapse atmak yok. Bırakın bu işi. Onun için buradan Kepez Belediye Başkanımıza yapılan haksızlığın karşısında evet, bir olduğumuzu da ifade edeyim.
Aynen öyle. Birliğimiz daim olsun. Artık görev zamanı, artık çok koşma zamanı. Bizi kollayın, gözleyin. Hatamızda bizi uyarın. Eksiğimizi tamamlamamız için bize mutlaka önerilerinizi yollayın. Ama farkında olmadan bir yönetici de tökezleyip yere düşebilir. O anda ben biliyorum ki onu ilk kolundan tutup ayağa kaldıracak sizlersiniz. Sizlersiniz. Ben sizin yüreğinizi yaşadım, biliyorum. İnşallah, inşallah çok düzgün, çok nitelikli bir dönemi var edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi minnet duygularımla selamlıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tam yönüleri diyorum. Tam yönüleri, tam yönüleri. Kalın sağlıcakla. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.